toplumsal uzlaşıyla orduya kimlik katabilecek, ordunun değerlerini ön plana çıkarabilecek, vatandaşın rıza ve muvaffakatıyla onlarla beraber Türkiye'ye örnek olabilecek bir çalışma yapmak istiyoruz. O yolların da bu yeni planlamada kaldırılarak hem hizmet açısından kolaylık sağlaması hem de toplu yerleşim oluşmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bunu da mecburen sizin bu söylediğinizi düşünmek zorundayız plan yaparken. Tabii kentsel dönüşüm Türkiye'de terörden sonra en önemli bir konu. Kentsel dönüşüm tarihi değerler, beşeri ilişkiler, manevi değerler, mahalle kültürü, yöresel ve milli mimari, yenilenebilir enerji, sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, çöpüne varıncaya kadar her şeyi içinde barındıran ama uzun vadeli düşünerek yapılacağı mahalleye, ilçeye ile bir kimlik ve değer katabilecek bir dönüşüm modellemesidir. Vatandaşın gönül rızasını alarak, onu mağdur etmeden, onun malının değerine değer katabilecek bir dönüşüm modellemesini yapma arzusundayız. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor ve 19 ilçede inşallah bunu yapacağız. Biz bu süreçte öncelikle veri toplama kısmındaydık. Şu anda veri toplama kısmını tamamladık ve bu sürecin saç ayakları olarak biz vatandaş, STK'lar, basın ve yerel irade. Bunlarla hepsi bir bütün olduğu zaman kentsel dönüşüm olur diyoruz. Bakan Bey olan teveccühlerinden dolayı güven çok fazla ve biz de bunu fırsata çevirmeye çalışıyoruz. Bu güveni de yarın yere düşürmemek istiyoruz. İnşallah kentsel dönüşümü bu şehirde yakın bir zamanda, yani yılbaşına kadar öncelikle yapmayı planladığımız yerdeki küçük sanayi sitesinin yerini belirledik. Oraya taşıyarak önce bir sanayi esnafını rahatlatmak istiyoruz. Daha sonrasında da projeyi deklare ederek şehirde kentsel dönüşümün tam olarak startını vermek istiyoruz.